Selamlar gençler, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bu videomuzda asal sayıların arkadaşlar konu anlatımının ikincisini çekeceğiz. 8. sayfaya kadar gelmiştik, her zamanki gibi 9. sayfadan devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun başında söylüyorum, videonun sonuna kadar izlemeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Videonun sonunda sizlere birer not aldıracağım, haberiniz olsun. O notla beraber videomuzu sonlandıracağız. Bu notlar arkadaşlar PDF'lerinizde mevcut değil. Ekstradan bir A4 kağıdına yazabilirsiniz ya da PDF'lerinize boş bulduğunuz yerlere veya arka sayfasına not alabilirsiniz. Bu notlar sizin için çok mu önemli arkadaşlar? İleride bu notları kullanmanız gereken yerler olabilir. Dolayısıyla bu notları kaçırmayın diyorum sizlere. Evet. Şimdi devam edelim konumuzda. Birden başka ortak tam sayı bölünü olmayan doğal sayıları aralarında asaldır denir. Bakın iki tane veya üç tane sayı dememişiz. Yani sayı belirtmemişiz. Eğer bu sayıların birden başka ortak tam sayı bölenleri yoksa, her birinin birlikte mesela 3 tane verdik, 3'ünün de yoksa, 5 tane verdik, 5'inin de yoksa, işte bunlar aralarında asal diyoruz. Mesela bunlar 7 ile 13 gibi, 12 ile 25 gibi, 24 ile 29 gibi, 4 ile 27 gibi. Bu sayılar aralarında asaldır. Bir de arkadaşlar buraya şu not alabilirsiniz. Bakın 7 asalken 13 de asal. İki tane asal sayı verdiğimiz zaman aralarında asal oluyorlar. Bakın 25 asal değil, 12 de asal değil. İkisi de asal değilken aralarında asal olabiliyorlar. 24 asal değilken arkadaşlar 29 asal. Bakın bir tanesi asal, diğeri değilken de demek ki aralarında asal olabiliyorlar. 4 ve 27. Bakın bu sayı bir tek basamaklı ve çift. Bu sayı tek ve iki basamaklı. Demek ki bunlar ne basamak sayısına bakıyor, ne asallığa bakıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Tekliğe, çiftliğe hiçbir şeye bakmıyor arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar aralarında asal diyoruz. Yani asallıkla alakası yok. Aralarında asal. Yani ortak hiçbir bölenleri yoksa biz bu sayılara aralarında asal sayılar diyeceğiz. Bunların yanı sıra eklememiz gereken bir şey var mı? Onu da şuraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Ardışık sayılar. Tabii ardışık sayıların arasında 1 veya eksi 1 fark vardı. Aralarında asaldır diyeceğiz. Aralarında asaldır. Ve tabi bu sayıların ne olması gerekiyor? Doğal sayı olması gerekiyor. Aralarında asaldır diyeceğiz. Ve arkadaşlar bir sayısının yanına hangi doğal sayı konulursa konulsun, hangi doğal sayı olursa olsun bir ile aralarında asaldır. Bir ile aralarında asaldır diye buraya not alabilirsiniz sevgili gençler. Aralarında asal sayıların toplamıyla, bakın bu da gene hiçbir yerde bulamayacağınız önemli notlardan bir tanesi. Mutlaka ama mutlaka bu notu da işaretleyin arkadaşlar. Devamda da tekrarını yapın. Aralarında asal sayıların toplamıyla çarpımları da aralarında asaldır. Mesela şimdi 7 ile 13 sayısı. Bu sayılar aralarında asal. Topladım 20, çarptım 91. 20 ile 91 de aralarında asal olmak zorundadır arkadaşlar. 20 ile 91 sayıları da aralarında asaldır. Bunu da unutmayın. Şimdi n sayımız 1 ile 100 arasında, bu koşulu sağlayan doğal sayılardan kaç tanesi 15 sayısı ile aralarında asaldır diye sorulmuş bize. Şimdi bizim burada 1 ile 100 arasında 15 ile aralarında asal sayıları bulabilmemiz için neyi düşünmemiz lazım? Bir kere 15 ile ortak bir böleni olmayacak. Yani şöyle diyebilir miyiz? 15'in içerisinde neler var? 3 kere 5 olduğu için 3 ile 5 var. Şimdi tamam. Demek ki o 1 ile 100 arasındaki sayılardan biz 3'ün katı olmayanları arıyoruz. 3'ün katı olmayacak. 5'in katı olmayacak. 15'in katı zaten hiç olmayacak. Şimdi 3 ile 5 var. 15, 15'in katı da olmayacak o zaman. Değil mi? Şimdi düşünelim biraz daha. 3'ün katı olan 1 ile 100 arasında kaç tane var? Hocam tek tek sayacağız mı bunu? Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 tek tek sayacağız mı? Say say biter mi? Saymayacaksın. Eğer birden başlıyorsa sıkıntı yok deyip 100'ün içinde kaç tane 3 var onu bulacaksın. 100'ün içinde kaç tane 3 var? 33 tane 3 var. Demek ki 1 ile 100 arasında 3'ün katı olan da 33 tane sayı var. 3'ün katı olan 33 tane sayı var. Bu bir. İkincisi 5'in katı olan kaç tane vardır o zaman? Hemen 100'ü 5'e bölüyorsun. 100'ü 5'e bölersen 20 gelir. Demek ki 20 tane de bundan var. 33 ile 20'yi toplasak cevabı bulmaz mıyız hocam? Zaten 15'in katları hem 3'ün hem 5'in katları olanların içerisinde yok mu? Var da. Biz 15'in katını bir bulmamız lazım. Onu nasıl bulacağız? 100'ü de 15'e bölelim arkadaşlar. Neden bulmamız gerekiyor? Şimdi açıklayacağım. 100'ü 15'e böldüğümüz takdirde 6 defa vardır. Biliyorsunuz 6 kere 15
90 olduğu için. Bundan da 6 tane varmış. Bakın şimdi birazcık küme bilgisi kullanacağım. Affınıza sığınarak. Şöyle diyelim. Bir burada kümemiz olsun. Bir de burada kümemiz olsun. Burası 3'ün katının kümeleri. Burası da 5'in katlarının kümesi. Peki 3'ün katı olan kaç tane vardı? 33. Peki hem 3'ün hem 5'in katı olan 15'in katı olduğu için buraya kaç tane varmış? 6 tane. 6 tane sayı var o arada. Yani kesişimlerinde. Hem 3'ün hem de 5'in katı olanlarda. 6 tane sayı var. 3'ün katı olan 33 tane vardı ya hani. O 33'ten 6'yı çıkaracaksın. 27 tane sadece 3'ün katı olan vardır. 20'den 6'yı çıkaracaksın. 14 tane de sadece ama sadece 5'in katı olan vardır. Şimdi şuranın tamamı, şu ikisinin tamamı arkadaşlar. Bize bunu sorunun cevabını vermeyecek mi? Verecek. 14, 6 daha 20, 27 daha 47 yapacak. Şimdi neden bu şekilde yaptık? Yani cevabı 53 bulanlar da vardır illaki. Arkadaşlar 3'ün katları. Bunları saydık 33 tane. 5'in katlarını da saydık 20 tane. Şimdi ben bunları sayarken mesela 3'ün katı olan 15'i saydım. 5'in katı olan 15'i de saydım. İki defa saydım. Bir tanesini silmem lazım. Mesela 3'ün katı 30, 5'in katı da 30. 30'u da iki defa saydım. Onu da bir kere silmem lazım. 45 silmem lazım. 60, 75, 90 bunları çıkarmam lazım. Toplamda 6 tanesini çıkaracaktık. Sen şunu da yapabilirdin. 33 ile 20'yi topla. 53, 6 çıkar. Cevap 47 de diyebilirdin bu sorunun çözümünü yaparken. Şimdi gençler geçiyoruz artık 10. sayfamıza. 10. sayfada arkadaşlar şöyle yapalım. A ve B asal sayılar demiş bize. B ve C sayıları da aralarında asaldır. Bakın A ile B asal olacak. B ile C de aralarında asal olacak. C eşittir 4A olduğu verilmiş bize. A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi A ile B asal iken A artı B artı C'nin en küçük değeri sorulduysa ben A'yı burada 2 seçme taraftarıyım. Neden? Çünkü toplamlarının en küçük değeri sorulmuş. A'yı 2 seçersek A eşittir 2. C kaç oluyor arkadaşlar? 8. Şimdi B sayısı da asal olacak ve 8 ile de aralarında asal olmak zorunda. B'yi en küçük ne seçerim? Aklıma ilk gelen 2 idi ama asal olduğu için C 8 ile aralarında asal olması gerektiği için biliyorsunuz 8 ile 2 aralarında asal değil. Dolayısıyla B'yi de 3 seçmek zorundayız, durumundayız. 2 artı 8 10, 3 daha 13 yapar. Cevabımız Edirne olur diyebiliriz böylelikle. Şimdi geçtik mi sağ taraftaki üst taraftaki soruya sayfamıza 11. sayfamıza. Diyor ki soruda P diyor asal. Tamam. P artı 468 bölü P ifadesinin sonucu da bir tam sayı. Eyvallah. Bu şartları sağlayan P sayılarının toplamı kaçtır? Tek tek P'leri asal sayıları buraya yazıp deneyeceğiz mi? Denemeyeceğiz. Niye biliyor musun? Şöyle yapacağız bak. Elimde böyle bir ifade varken P bölü P artı 468 bölü P diye ben bunları ayırabilirim. Yani P artı 468 bölü P'yi ben P bölü P artı 468 bölü P biçiminde yazarım. Niye yazamayayım ki? Paydaları eşit zaten. Topladığım zaman P artı 468 bölü P yapacaktır. Peki yazdınız da hocam bu ne işimize yarayacak? Sen P bölü P'nin 1 olması gerektiğini bilmiyor musun? Biliyorsun. 1 artı 468 bölü P. İşte bu parantez içine aldığım ifade neymiş? Bir tam sayıymış. Güzel bir tam sayı da. Hocam 468 bölü P'yi ne yapacağız? Bak şu 1 bir tam sayıdır. Bunun sonucu da tam sayıymış. Ben ancak bir tam sayının üzerine başka bir tam sayı eklediğim zaman sonuç tam sayı çıkar diyeceğim. Madem öyle 468 bölü P'nin bir tam sayı olmasını istiyoruz. Yani biz 468'in bölen sayılara bakacağız. Ki şu 468'i asal çarpanlarına ayırabiliriz biz. Değil mi? 2'ye böldüm. 234. Tekrar 2'ye böldüm. 117. Şimdi 3'e bölme sırası 2'ye bölünmüyor. 3'e bölersem 39. Tekrar 3'e böldüm. 13. Tekrar bu sefer 13'e böldüm. 1. Şimdi şu 468'in içerisinde asal olanlar hangisiymiş? 2 var, 3 var ve 13 var. P sayısı da asal değil miydi? Demek ki bu P sayısı sadece 2 olabilirmiş, 3 olabilirmiş, bir de 13 olabilirmiş. İşte bunların toplamı soruluyor. 2 artı 3, 5, 13 daha cevap 18'dir diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz 12. sorumuza. Bu soru için gülümsüyorum. Neden? TYT soru bankamızda olan bir soruydu. Ve ben sonucu etkilememesine rağmen soruyu yanlış çözmüştüm arkadaşlar. O yüzden de buraya da koyma ihtiyacı hissettim.
Burada da o yanlışlığı biraz olsun giderelim. O soruyu gören ve benim yanlış çözdüğümü gören arkadaşlar için de burada tekrar izliyorlarsa onlara tekrardan kusura bakmayın diyorum. Sonucu etkilemiyordu fakat yanlış bir çözümümüz vardı. Biz şimdi doğrusunu çözelim. Çok da güzel kaliteli bir soru. Yukarıda verilen 6 bölmeli kutuya bir A doğal sayısının tüm pozitif bölenleri ok yönünde küçükten büyüğe doğru yazılacaktır. Bu A sayısının 5'te bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bir sayının tüm bölenlerini yazarsam mesela 12 sayısı diyelim. 12 sayıyı hangi sayılar tam böler? 1 böler, 2 böler, 3, 4, 6 ve 12. İşte 12 sayısının tüm bölenleri bunlar, pozitif bölenleri bunlar. Ve neyle başladım? En küçük 1 ile başladım, en büyük kendisiyle bitirdim. Burada da aynısını yapalım. Buraya mecburen 1 yazacağım. Şimdi bu sayı 6'ya da bölünebiliyorsa, bu 6'nın içerisinde hem 2 hem 3 var ki bölünebilme konu anlatımında da göstereceğiz arkadaşlar. Bir sayı 6'ya tam bölünebiliyorsa 2'ye de 3'e de tam bölünebilir. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 2 buraya 3 yazmam artık farz oldu. Neden? Çünkü sayı 6'ya bölünüyor. 6'ya bölünmesi için içinde 2 ve 3 çarpanı olmak zorunda ya. E peki 1, 2, 3, 6. Sonra ne yapacağız? Buraya ne yazmamız lazım? Şimdi küçükten büyüğe doğru yazacağız ama ben işte TYT Soru Bankası'nı çözerken buraya 2 kere 6'dan kaynaklı 12 yazmıştım. Ama bu yanlış. Çoğumuzun da aklına gelen bu. Çünkü çoğu öğrencim de bana bu şekilde getirdi. Ama 12 olmayacak arkadaşlar orası. Çünkü 12 neden olamaz? 12 olursa 12'nin içerisinde 4 çarpanı var ya. Bir sayı 12'ye bölünüyorsa 4'e de tam bölünür. Mecburdur buna. E 4'ü nereye yazdık? 4'ü yazacak yerimiz yok. Demek ki 12 değilmiş orası. Ben de bunu videosunu koyduktan sonra fark edebildim. 6 yazdık. 6'dan sonra ne gelecek peki? Bakın arkadaşlar 3 çarpanından 2 tane olabilir. Dolayısıyla buraya 9 yazabiliriz. Peki 9'dan sonra 3 çarpanından 2 kere var. 3 kere 3 9 yaptı. E bir de 2 ile çarparım bunu. En küçük hasal 18. Demek ki bizim sayımızın kendisi 18'miş. Ki zaten 6 tane böleni vardır. Bölen sayısı kısmında da konu anlatımında da bunu göreceksiniz sevgili gençler. 18 sayısının bölen sayısını bulurken de 6 tane olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla buraya da 18 yazdık. Neyi sormuştu? 5 ile bölümünden kalan. 18 demek ki A sayısı buymuş. 18'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3'tür. Dolayısıyla cevap da Denizli'dir diyebiliriz böylelikle. Ve arkadaşlar geçiyoruz 13. sayfamıza. Bakalım özür dilerim. 12 13. sayfamız şurada. Buradakilerin her birini çözdük mü diye kontrol ediyorum. Çözdük. Şimdi gençler P diye bir asalım var. Eğer P bir asal sayı iken 2P artı 1 sayısı da asalsa P'ye Sophie Germain asalı denir. Buna göre iki basamaklı, bakın iki basamaklı, hemen altını çizin onu. İki basamaklı. İki tane farklı Sophie Germain asalının toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi P asal olacak. 2P artı 1 de asal olacak arkadaşlar. Ki böylelikle P asal sayısı aynı zamanda bir Sophie Germain asalı olsun. Peki bir de diyor ki iki basamaklı olsun. E tamam. İki basamaklı en küçük asal kaç? 11 değil mi? 11 ise 2 kere 11 22. 1 ekledim. Şöyle yazalım. 2 kere 11 artı 1 eşittir 23 yapar. 23'te asal. İlk Sophie Germain asalımızı bulduk. 11'miş. Peki ikinci 11'den sonraki en küçük asalım hangisi? 13. 2 çarpı 13 artı 1 dersem 26 artı 1'den 27 gelir ki bu asal değildir arkadaşlar. Dolayısıyla 13'te Sophie Germain asalı değildir. 13'ten sonraki asalım 17. 2 çarpı 17 artı 1 dersem burası da 35 gelecektir ve 35 sayısı da asal olmadığı için bu da Sophie Germain asalı değildir diyeceğiz. Şimdi bunları yaptıktan sonra 17'den sonraki asalım ne? 19. 2 çarpı 19 artı 1 sayısı da 39'a eşittir ki 39 da asal değildir. Demek ki 19 da Sophie Germain değilmiş. E hocam nereye kadar gideceğiz? Sabret. 19'dan sonraki asalım 23. 2 kere 23 46. Bir de bir eklersem 47 yapar ki 47 sayısı bir asal sayıdır. Dolayısıyla sevgili gençler ikinci en küçük Sophie Germain asalım 23'müş. 11 ile 23'ün toplamı sorulmuş. Cevap mis gibi 34'tür diyebiliriz. 13. sayfamızdaki soruyu da çözdükten sonra geçiyoruz bir diğer sayfamıza. 14. sayfamızdaki Euler sorusuna. Euler phi fonksiyonu. Phi n, arkadaşlar bunu nasıl okuyoruz?
fi diye okuyoruz. Tamam. Euler fi fonksiyonu. Fi n iki nokta üst üste fonksiyonu tanımlıyor şimdi bize. N sayısından küçük. N ile aralarında asal olan pozitif tam sayılar olmak üzere. Şimdi n sayısından küçük olacak. Mesela 24 diyelim. 24 sayısından küçük olup da 24 ile aralarında asal olan sayıların toplamını veriyormuş bize. Asal olan pozitif tam sayılar. Özür diliyorum. Asal olan pozitif tam sayılar olmak üzere. P1, P2, P3, PK birbirinden farklı asal sayılar. R1, R2, R3, RK doğal sayılar olmak üzere. P1 üzeri R1 çarpı P1 üzeri R2 çarpı PK üzeri RK. Bu arada şurası yanlış. Burası P2 olacak arkadaşlar. P2 üzeri R2 çarpı PK üzeri RK sayısı ile aralarında asal olan doğal sayıların sayısı budur demiş. Yani bu phi n fonksiyonu bize sayıyı veriyormuş arkadaşlar. Kaç tane ise onu veriyormuş. Kaç tane aralarında asal sayı varsa onları veriyormuş arkadaşlar bizlere. Peki phi n eşittir. Şu şekilde hesaplanıyormuş bu da. P1 üzeri R1 eksi P1 üzeri R1 eksi 1. P2 üzeri R2 eksi P2 üzeri R2 eksi 1. PK üzeri RK eksi PK eksi 1 üzeri RK eksi 1. Şurası K eksi 1 değil. K olacak sevgili gençler. Tamam. Şimdi A pozitif tam sayı ve A sayısı 720'den küçük olmak üzere A bölü 720 kesri ne yapamıyormuş? Sadeleşemiyormuş arkadaşlar. Yani 720 ile aralarında asalmış. Sadeleşemiyor ya. 720 ile aralarında asaldır diyor. Buna göre A kaç farklı değer alır diye sormuş. Şimdi bir kere A sayısı 720'den küçüktü. Bu bir. 720 ile asal olan kaç tane sayı vardır? Bunun cevabını bulsak zaten sorunun cevabını bulacağız. O zaman biz hangi fonksiyonu kullanacakmışız? Phi n fonksiyonu. Yani phi 720'yi bulacağız. Phi 720'yi bulabilmek için de önce o 720'yi şu şekilde asal çarpanlarına ayırmamız lazımmış. 720'yi gelin asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 360. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bu 720 denilen sayı nasıl yazılıyormuş? 1, 2, 3, 4 tane 2'miz var. 2 üzeri 4 çarpı 2 tane 3'ümüz var. 3'ün karesi çarpı bir tane 5'imiz var. 5 üzeri 1 biçiminde yazılabiliyormuş. Sonra biz ne yapacağız arkadaşlar? Şunları ve tabanları kullanarak yani şunları kullanarak şunu bulacağız. Onu da nasıl bulacağız? Şöyle. Önce birinci kısım. P1 asalının üzerine aynen yazıyorsun. 2 üzeri 4 eksi aynı tabanı yazdım. 2 üstünü biraz azaltıyorsun. 3 parantez içine aldım. Şu parantezi bitirdik. Çarpı ikinci parantez. 3'ün karesini aynen yazdım ve üzerini biraz azaltıp çıkardım. Çarpı. Sonra da 5 üzeri 1'i aynen yazdım ve 1 eksiği üstünün 1 eksiğini de yazıp çıkardım. İşte bu fi 720'nin sonucudur ve bize de bu sorunun cevabını verecek. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 3 8. 16'dan 8 çıktı 8. Çarp. 3'ün karesi 9. 3 çıkardım 6. 5 üzeri 1 5. 1 çıkardım 4. Bu bizim cevabımız. 6 kere 8 48. 48 kere 4 diyeceğiz. Yani 160 artı 8 kere 4 32. Toplamı kaç yapar? 192. Demek ki A 192 tane farklı değer alabilirmiş sevgili gençler. Bunu parmak usulüyle sayabilirdik ama 192 bilmiyorum çıkar mıydı çıkmaz mıydı? Karıştırırsak çıkmaz tabii. Evet, tanım. Tabii bir soru bu. Tanım değil de sorunun içerisindeki tanım. Şimdiki sorular biliyorsun artık bu şekilde sorulara alış. Asal çarpanlarının kuvvetleri toplamına tam bölünebilen doğal sayılara bölünmüş sayılar denir. Bunu sınav esnasında oturayım, düşüneyim, bu cümle ne diyor anlayayım dersen vakit kaybedebilirsin. Örneğe bakacaksın örneğe. Tamam mı? 12 sayısı için demiş örnek vermiş. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1. Hemen üstlerine bakıyorsun. 2 ve 1. 2 ile 1'i topladın 3. Peki 12 sayısı 3'e tam bölünebiliyor mu? Bölünüyor. İşte o zaman bölümlü sayıdır diyoruz. Basitmiş. Peki x pozitif bir tam sayı ve p eşittir 2 çarpı 3 üzeri x sayısı en fazla 3 basamaklı bölümlü bir sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi en fazla 3 basamaklı olacakmış arkadaşlar. En fazla 3 basamaklı olacakmış. 2 çarpı 3 üzeri x.
Bu da P sayısı. Şimdi bunun üssü ne arkadaşlar? 1. Bunun üssü ne? X. Demek ki bu P sayısı X artı 1'e tam bölünebilecek ve sonuç olarak da tam bölündüğü için bir tam sayı çıkacak. Pekala. Ve bu P sayısı da en fazla maksimum 3 basamaklı olabiliyormuş bize verdiğine göre. 3 basamaklı olsun istiyor. Peki bu x'in alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı 3 üzeri x demiş ya. 2 çarpı 3 üzeri 1 ne yapar? 6. 3 basamaklı mı? Değil. 2 çarpı 3'ün karesi eşittir 18. 3 basamaklı mı? Değil. 2 çarpı 3'ün küpü eşittir 27 kere 2 54. 3 basamaklı mı? Değil. 2 çarpı 3 üzeri 4 81 kere 2 162'dir ve 3 basamaklıdır. Bu oldu. 2 çarpı 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 243'tür ve ben 2 ile çarptığım zaman 486 gibi bir sonuç gelir ki 3 basamaklıdır. 2 çarpı 3 üzeri 6 eşittir. 3 üzeri 6 dediğimiz sayı 729'dur ve 2 ile çarptığım zaman 1400 küsür bir sayı olur ve 4 basamaklı olur gitti. 3 basamaklı demiş çünkü. Değil mi? Peki hangileri olabiliyormuş? Şu ve şu. Peki arkadaşlar burada 2 çarpı 3 üzeri x demiştik ya biz buna. X'lerden bir tanesi 4, diğeri de 5'miş o zaman. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyordu. 9 olduğu artık gayet açık. Evet. Bunu da böylelikle çözmüş olduk. Ve bu da 16. sayfamızdayız. Son sorumuz arkadaşlar bu videodaki. Ama unutmayın alt tarafta bir boş sayfamız var ve o boş sayfada ben sana birazdan ilgini çekebilecek ve bazı sorularda kullanabileceğin özellikler vereceğim. Onu da unutma. Videodan sonra yani bu sorudan sonra mutlaka dinle. ABC pozitif tam sayılar ve PRS birbirinden farklı asal sayılar olsun. P üzeri A çarpı R üzeri B çarpı S üzeri C sayısının pozitif bölenlerinin sayısı sorulmuş. Sayısı bize üzgünüm. A artı 1 çarpı B artı 1 çarpı C artı 1 ne diyorsam artık formülüyle bulunur. 6'nın sonrasına n tane sıfır yerleştirilmiş ve bu verilen sayının 112 tane pozitif böleni olduğuna göre demiş n kaçtır? Şimdi gençler 6'nın sonuna mesela 600 sayısını ben nasıl yazabilirim? 6 çarpı 10 üzeri 2. 6000 sayısını mesela ben 6 çarpı 10 üzeri 3 biçiminde yazabilirim. Burada bakın 2 tane sıfır var 10 üzeri 2 oldu. 3 tane sıfır var 10 üzeri 3 oldu. Şimdi burada n tane sıfır varsa şöyle şöyle nokta nokta nokta. Şurada n tane sıfır varsa sevgili gençler ben bunu nasıl yazmak zorundayım? 6 çarpı 10 üzeri n biçiminde yazmak zorundayım. Burada 3 sıfırken 3 ise 2 sıfırken 2 ise n tane sıfır varken n olacak. Onun üzeri n olacak. Peki 6'yı ben 2 çarpı 3 olarak yazayım. Yazabilirim biliyorsun. 10 üzeri n dediğimiz sayı da aslında 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n'dir gençler. Artık burası 6'nın sonuna hop n tane sıfır eklenmiş sayıdır. N tane dedik. Peki burada 2 üzeri n ve 2 var. Ben bunları birleştirebilir miyim arkadaşlar? Birleştiririm. Nasıl? Üstlerini toplarım. Bunun üstünde 1 olduğunu biliyorsun. 2 üzeri n artı 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri n dedik buraya da. Ve diyor ki bize şu formülle bulunabiliyorsa pozitif bölen sayısı. Madem öyle ben bunu bir tane arttırayım. Bak burada A'yı 1 arttırmış. B'yi 1 arttırmış. C'yi 1 arttırmış. N artı 1'i 1 arttırırsam N artı 2 olur. N'yi 1 arttırırsam N artı 1 olur. Ve 1'i 1 arttırırsam da 2 olur. Bu da kaça eşitmiş? 112'ye eşitmiş. Güzel. Şimdi ben her iki tarafı 2'ye bölerim. Mis gibi. 56 olur. Burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Bu n artı 1 ile n artı 2 sayısının arasında kaç fark var? Bir fark var. Aralarında bir fark olan iki tane sayının çarpımı 56 ise hemen çarpım tablosu bilgiler ve beyin fırtınası yaptık. Ne geldi? 7 kere 8. O zaman küçük olan 7'dir, büyük olan 8'dir. Şimdi n artı 1'e biz 7 dediysek, n artı 2'ye 8 dediysek n kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 6'dır. O halde cevap da 6'dır diyebiliriz. Şimdi bu son sorumuzdu arkadaşlar ama son soru sizin PDF'inizdeki son soru ama ben yine tekrar ediyorum. Alt tarafta ben bir tane daha sayfa açtım arkadaşlar. Sen de kendine bir sayfa açıp benle beraber buraya benim dediğim notları alabilirsin. İşine yarayacak notlar mı? Evet, işine yarayabilecek notlar arkadaşlar. Dolayısıyla alırsanız sevinirim bu notları. Şimdi gençler ben şöyle düşünüyorum. Hani özel üçgen. Yani geometride özel üçgen dediğimiz bir olay var. Bu özel üçgenlerde işte özel üçgen denildiği zaman ilk akla gelen şey 3, 4, 5. 7, 24, 25. Değil mi?
Daha bir sürü çoğaltabiliriz bunu. 3, 4, 5 özel üçgenken bence 6, 8, 10'u bu kategoriye katmamız 3, 4, 5'in sayesinde oluyor. Çünkü 3, 4, 5'i, 3'ü, 4'ü, 5'i hepsini ikişer kat arttırdığım zaman 6, 8, 10 oluyor. 3, 4, 5'i hepsini 3 ile çarparsak işte ne olur? 9, 12, 15 üçgeni olur. Bu da gene 3, 4, 5 üçgeninden elde edilmiş bir üçgen oluyor. Yani bence bu 6, 8, 10 ve işte 9, 12, 15 bunlar özel üçgen olmuyor da diyebiliriz. Ama özel üçgenden türetilmiştir de diyebiliriz. Peki bu özel üçgenleri rahatlıkla çıkarabileceğimiz bir şey var mı? Ya da bu özel üçgen dediğimiz şeyler sadece ama sadece 3, 4, 5'ten, 7, 24, 25'ten mi ibaret? Ya da 5, 12, 13'ten mi ibaret? Daha fazla var mı? Mesela bir de düşünüldüğü zaman 3, 4, 5 var. Değil mi? 5, 12, 13 var. 7, 24, 25 var. Bunlara özel üçgen diyoruz. Ama dikkat ettiyseniz şunlar hep 3, 5, 7. Bizim konumuz neydi? Asal sayılardı. 3, 5, 7. Bunlar da asal. Acaba bu özel üçgenlerin asallıkla bir ilgisi olabilir mi? Bakalım olabilir mi? Ben size şimdi bir kural yazdırayım. Öncelikle bir üçgen çizelim arkadaşlar şuraya. Bir dik üçgen olsun. Şöyle yapalım. Aynen. Bir de şöyle çekelim. Düzleşmedi. Bir daha çekeyim, düzleşsin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gene düzleşmedi ama şöyle yaparsak düzleşebilir. Neden düzleşmiyorsun ya? Şöyle yapalım. Neyse, düzleştiği kadar artık. Şöyle. Bence oldu. Şimdi bu bir dik üçgen olsun. Şöyle. Ve bu dik üçgenin tüm kenarları şuraya yazalım. Tüm kenarlar arkadaşlar. Hocam şuradaki e küçük oldu demeyin bana. Tüm kenarlar tam sayı olsun arkadaşlar. Tam sayı olsun. Ve dik kenarlardan biri tek sayı olan bir asal olsun. Asal sayı olsun. Şimdi gençler, iki tane kural verdik. Tüm kuralımız bunlar. Tüm kenarlar tam sayı olacak. Dik kenarlardan bir tanesi de tek sayı olan bir asal olacak. Yani iki haricindeki bir asal sayı. Yani buradakiler gibi. 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi. Hatta ben size bir tane daha özel üçgen yazayım mı? 11, 60, 61. Bu da bir özel üçgendir. İlk defa duyanlar el kaldırsın. Bu da bir özel üçgendir. Peki neye göre? Yani amaç ne? Buradakilerin asal olması bir tesadüf mü? Yoksa gerçek bir kuralı var mı bunun? Şöyle düşünelim. Şimdi bakın. Şuraya yazayım. Bu şartlar altında bu şartlar sağlanıyorsa şöyle diyeceğiz. Diğer iki kenarın toplamı o asalın karesidir. O asalın karesidir ve diğer iki kenar nedir biliyor musunuz? Ardışıktır. Bunu da yazalım. Şimdi bu ne işimize yaradı? Yaradı ya da yarayacak. Bakın gençler. 4 ile 5'i toplayın. 9. Değil mi? 4 ile 5'in toplamı 9. 3'ün karesidir. Bakın. 12 ile 13'ün top 12 ile 13'ü toplayın. 25. 5'in karesidir. 24 ile 25'i toplayın. 49. 7'nin karesidir. 60 ile 61'i toplayın. 121. 11'in karesidir. Peki bir ilginçlik daha. 4 ile 5, 12 ile 13, 24 ile 25, 60 ile 61 bunların hepsi de ardışıktır sevgili gençler. Şimdi o zaman geometride özellikle olabilir, karşınıza gelebilir. Bir dik üçgen gördünüz. Bir dik üçgen gördünüz. Kenarlarının tam sayı olduğundan eminsiniz. Ama sadece bir kenarı biliyorsunuz. Mesela bu kenarı biliyorsunuz. 13. O kenarı biliyorsunuz ve tam sayı olduğundan eminsiniz. Bunun da tek bir asal sayı olduğunu gördünüz. Artık diğer ikisini kendiniz yazabilirsiniz. Nasıl mı? 13'ün karesini alırsın 169. 1 çıkardın 168.
2'ye böldünüz 84. Demek ki bu kenar 84 olacak. Bu da 85 olacak diyebilirsiniz. Tam sayı olduğundan eminsiniz. Bir üçgen çıktı karşınıza ve kenarların tam sayı olduğundan emin iken buranın 7 olduğunu gördünüz. O zaman hiç düşünmeyin. Burası 24'tür. Burası 25'tir. Bu asal sayıların bir özelliğidir arkadaşlar. Eğer ki dik üçgende kenarların tam sayı olduğundan eminseniz, kenar uzunlukların tam sayı olduğundan eminseniz ve dik kenarlardan bir tanesi tek sayı olan bir asal sayı ise diğer iki kenarın toplamı asal sayının karesi olmakla beraber diğer iki kenar ardışık da olmak zorunda. İşte bu notu alabilirsiniz sevgili gençler defterinize. Bu not sizin için inşallah karşınıza çıkar da SML Hoca demişti dersiniz. Hem bu notu izleyenler sadece bunları bilebilir arkadaşlar. Tabii farklı hocalarımız da anlatıyordur. Sadece ben anlatıyorum bunu, Türkiye'de demiyorum. Farklı hocalar da anlatıyor ama çoğunuzun ilk defa duyduğu bir not olduğuna da eminim sevgili gençler. Evet. Bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz sevgili gençler. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.